eğitim sayfası içerisinde indirmiş olduğunuz belgelerden sayfa yapısı örnek belge dosyasını Reflow ile açalım. Ee, şu anda görmüş olduğumuz gibi bir üst tarafta logo veya bir menünün bulunacağı bir alan var. Alt tarafta bir bannerlık alan var ve sonra da 3 tane açıklama metnimiz var. Sağ taraftaki sayfa boyutlandırma yeniden boyutlandırma aracıyla şu şekilde daha da dar sayfalar elde edebilirim. Ancak bunu yaparken her ayarlama için, örneğin şu anda 960 piksellik bir genişliğe sahip. 768 piksellik bir genişliğe sahip olduğunda bu şekilde olmasını veya 320 piksellik bir genişliğe göre arayüzü hazırlarken veya burada tasarımı hazırlarken buradaki boyutu tek tek ayrıntılı olarak ayarlamaktansa hemen burada görünen gibi default ve 768'deki gibi Hazır sayfa boyutlarını üst tarafa ayarlayabilirim. Sayfa boyutlarını ayarlayabilmek için sağ taraftaki tutamaçtan tutarak örneğin 480 piksellik bir genişlik daha lazım bana. Aşağı yukarı 480 pikseli kenar genişliği gelecek şekilde sayfayı tutamaçla ayarladıktan sonra sağ üst köşedeki artı butonuna basmam yeterli. 477 imiş 3 piksellik bir hata var 480'i çekerek üst taraftaki boyutlandırma ile işlemi düzeltiyorum. Bu işlemden sonrasında 768'e döndüğümde veya default'a döndüğümde hangi sıralamayla de dediğiniz gibi hızlıca geçiş yapabiliyoruz. Tabi bu işlemleri yaparken peki başka ne tür ayarlamalar yapabiliyoruz? Onlara bakalım. Sol tarafta layout paneli üzerinde sayfaya ait boyutu görebiliyoruz. Bu boyut yüzde değer olarak verilmiş. Bunu piksele çevirdiğimizde şu anda 691 piksellik hatta daha fazla ilerlediğimizde ilerlettiğimizde buradaki boyutu görebilmemize yardımcı oluyor. Bunu tekrar yüzdeye çevirerek işlemi normal haline dönüştürüyorum. 768 piksele tıklayarak tam buradaki görünüme göre olmasını sağlıyorum. Minimum maksimum bölümünde 480 pikseli de göz önünde bulundurarak en dar hali ve maksimum bölümde de en geniş halini düşünerek buradaki ayarlamayı yapabilirsiniz. Sayfa üzerinde özellikle ayarlamanızı gerektiren bir yapı varsa o zaman kullanacağınız bir şeydir. Şu anda bunu kullanmıyorum. Marjinler üzerinde sağ tarafta ve sol tarafta 30 seçenekleri var. Bunlar için de bakın sol kenar ve sağ kenar boşlukları atanmış. Bu boşluklardan da anlayabildiğimiz gibi kenar boşluklarını buradan verebiliyoruz. Browser'a göre hizalamaları padding'den yapabilir. Veya bir nesnenin sayfa içerisinde veya buradaki konteyner yapısının çünkü body şu beyaz alan şurası body olarak geçecek. Bakın alt tarafta da Dreamweaver'da bulunan alt kenar bilgilendirme satırı gibi burada da görebiliyoruz. Body için herhangi bir sesi satılmamış çünkü body için atanmış olan bir özellik de yok. Ne tür özellikler atabileceğimizi bu video içerisinde anlatacağım. Container'ı seçtiğimizde de bu container için layout bölümünde gördüğünüz gibi ortalanmış görünüyor. Sağ yaslı veya sola yaslı yapabiliriz. Bunu ortalı bir şekilde sağdan soldan genişleyen bir yapı halde kullanabilirim. Alt taraftaki grid yapısı bizim için önemli çünkü normalde default için 12 sütun kullanıyoruz. 480 piksel için 12 sütun cidden çok fazla. Yani hem şu anda biz tasarım yaparken gözümüzü çok görüyor hem de bir cep telefonu için 480 piksel'lik bir genişlik gayet ideal ve bu kadar sütuna gerek yok. Buradaki ayarlamaları düzenleyebilmek için örnek olarak 768'e gelip buradaki ayarlamamızı 10'a düşürelim. Yani bir tablet cihazın dikey durduğu andaki web sitesinin görünümünde 10 sütuna dönüştürüyorum. Default 12 sütun olabilir. 480 piksele geldiğimde de bunu şu şekilde 4 sütuna dönüşebilir. Dikkat ederseniz burada bazı alanlar renklenmeye başladı. Yani 4 sütun, buradaki mor, yukarı doğru bakıyorum, size bölümü maviye göre tekrar bir ayarlanmış. Bunların neye göre ayarlandığını, bakın buradaki alan renklerine göre direkt görebilirim. Evet. Bakın maviye geldiğimde de direkt ikisini de görebiliyorum. Body'den başlayarak ne tür stiller ekleyebileceğimizi görelim. Örnek olarak buradaki body yapısı üzerine yani fili browser üzerine arka plan ekleyelim. Ama bu arka plan nasıl olabilir? Styling paneline gelip background bölümünden bir renk seçebilirim. Açılan alandan. Hazır renkleriniz varsa buraya ekleyebilir. RGBA, Hex veya HSLA formatındaki renk sistemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Buradan ben şu şekilde photoshop'taki color picker gibi beyazı direkt seçiyorum. Tabii seçmiş olduğunuz renk üzerinde yapabileceğiniz şeffaflık değerleri veya direkt ton seçimleri ve ara tonların seçimini yine buradan da ayarlayabilirsiniz. Ayrıca yapabileceğimiz başka ne var? Bir gradient atabilir miyiz? Evet bakın sağ hemen bir gradient var. Bu gradyende burada da görmüş olduğunuz gibi renk durak noktaları slider üzerinde. Bunlara ait bir açı ve seçtikçe rengi değiştirerek işleminizi yapabilirsiniz. Evet. İstediğim böyle bir şey değil. Şu şekilde beyaza dönüp hemen yapmış olduğum işlemleri seçerek şöyle kaldırabilirim. Bir görsel eklemek istediğimizde de add image layer seçeneğini seçerek imajı çift tıklayıp açılan pencere içerisinden seçebilir. X ve Y'deki pozisyonlarını ayarlayabilir ve yine boyutlandırmasını X ve Y'ye göre yapabilir. Bildiğiniz gibi web sitelerinde kullanılan arka plan paternleri yani dokularını çok küçük boyutlarda yani 5 piksel 5 piksel, 10 piksel 10 piksel veya 2 piksel 2 piksel görsellerle hazırlanıyor. Bunlar hazırlandıktan sonra arka plana yerleşimi yapılırken X ve Y'de mi tekrar etsin? Sadece X'de mi? Sadece Y'de mi? Bunları seçebiliyoruz. Ayrıca scroll özelliklerini de buradan tekrar seçebiliriz. Container'ı seçtiğimizde bu container'a ait dış çizgi yapısını belirtebilir. Eğer köşeleri yumuşak gelmesini istiyorsanız bakın burada belirtebilirsiniz. Her köşe için ayrı ayrı da olabileceği, için, olabileceği gibi buradan da tek bir yapıda direkt belirtmek mümkün. Ayrıca bir dış çizgi rengi verdiğinizde bu dış çizgi renginin bütün çerçeveyi mi kapsayacağını sol üst köşe, sağ kenar, alt veya sol kenardaki çizgi için mi sadece yapılacak? Bunları da belirleyebilir. Renklerine ayarlayarak seçmiş olduğunuz stile ait bir dış çizgi eklemek mümkün. Yine buradaki yapı için bir shadow yani gölge de ekleyebiliriz. Gölge yapısı üzerinde dışarıda mı içeride mi bir gölge olacak? Gölgenin rengi nasıl olacak? Gölgenin duruşu nasıl olacak? Bakın buradan hemen ayarlayabiliyorum. Alt tarafta blur ve diğer ayarlamalarını yaparak gölge ekleme işimi de yapabiliriz. Belge yapısıyla alakalı bahsedebileceğim son bir iki nokta daha var. Bu noktalardan bir tanesi de alt taraftaki alanımız. Alt taraftaki alan içerisinde hemen bakıyorum bir katman yapısı var. Hazırlamış olduğum örnek dosya içerisindeki nesneleri burada görebiliyorum. Body yapısına gelerek body'yi direkt seçebilir. Body üzerine atanmış olan özellikleri buradan görebilirim. Örnek olarak şurada bir dörtgenim var. Bu dörtgene ait birkaç özelliği değiştirelim. Az önce container için yapabileceğimiz dış çizgi özelliklerin aynısını bir nesne üzerinde uygulayabiliriz. Bu standart CSS e, özelliklerinden bir tanesi buradaki değeri 10 piksel olarak değiştirdikten sonra bakın köşelerin yumuşadığını görebiliyorum. Bu nesneyi seçili hale getirdiğimde body altındaki container içindeki kutuyu şu şekilde yanındaki kod alanına tıklayarak bu nesneye ait tüm özellikleri bakın burada CSS olarak şu şekilde seçip kopyalayabilirim. Ve bunu Edge Code veya Dreamweaver içerisinde de kullanabilirim. Nesnelerle alakalı hizalamalar yapılmak için nesneyi seçtikten sonra alt kenardaki hizalama işlemlerini de buradan kullanabilirsiniz. Ekranınız küçükse default görünümüne tam olarak ulaşamıyorsanız buradaki büyüklük küçüklük yakınlaşıp uzaklaşma değerlerini seçerek yine farklı görüntü seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Son olarak sağ üst köşede bulunan telefon ve tablet ikonlarına ait butonlarımız var. Adobe Edge Inspect masaüstü tablet ve akıllı telefonunuzda olduğu sürece tabi e, bilgisayarınızda ve akıllı telefonunuzda olabilir. Bilgisayarınızda ve telefonunuzda olabilir veya hepsinde olabilir. Adobe ID'nizi kullanarak direkt hazırlamış olduğunuz yapının bir tablet üzerinde veya cep telefonu üzerinde nasıl göründüğünü buradan görebilirsiniz. Adobe Edge Inspect ile alakalı bilgileri onun için hazırlanmış olan Adobe Edge Inspect başlangıç eğitim seti içerisinde bulabilirsiniz.